Merhaba, hoş geldiniz. Ben Doktor Deniz Kumbasar. Buyurun, lütfen oturun. Adınızı, soyadınızı tam olarak öğrenebilir miyim? İsmim Hüseyin Deniz Hocam. Hüseyin Bey, kaç yaşınızdasınız acaba? 42 yaşındayım hocam. 42 yaşınızdasınız. Nerede oturuyorsunuz? Ankara'da, Natal'da. Ne iş yapıyorsunuz? Ankara'da oturuyorsunuz. Şu anda bir şirkette çalışıyorum hocam. Pekala. Nereden mezunsunuz acaba? Ortaokul mezunuyum. Ortaokul mezunusunuz. Peki ben bugün tarihini de atıyorum buraya. Şimdi şikayetinizi öğrenebilir miyim? Şikayetim hocam şu sol göğsüm ağrıyor. Sol göğüs bölgesinde ağrı mı? Ağrı var hocam. Ne zaman ağrı olmaya başladı Hüseyin Bey orada? Bir aydır var. Hüseyin Bey, göğüs ağrısının bazı durumlarla ilişkisi var mı? Özellikle yemek yemekle, sağa sola dönmekle, kolunuzu oynatmakla veya yol yürüyüp merdiven çıkmakla bir ilişkisi oluyor mu? Böyle bir şey tarif edebilir misiniz? Hocam şimdi merdiven çıkarken oluyor, bir de yol yürürken oluyor. Peki yol yürürken, merdiven çıkarken tam olarak ağrının olduğu yeri bana gösterebilir misiniz elinizde? Tam şu göğüs bölüm hocam. Orada gösterdiğiniz bölgede tam bir karış alanda mı yoksa daha geniş bir bölgede mi oluyor? Buradan yukarı doğru yayılıyor hocam. Ağrı. Yukarıya doğru, boynunuza doğru yayılıyor. Evet, yayılıyor hocam. Peki ağrının karakterini verecek olursanız, acaba bir bıçak saplanır gibi mi, iğne batar tarzda mı yoksa üzerinize bir ağırlık koymuşlar gibi mi? Nasıl bir ağrı? Yiyin bir ağrı oluyor. 3-4 dakikada bir oluyor hocam. Yani bir baskı hissi şeklinde mi? Evet, ağırlık, ağırlık hissi şeklinde. Ağırlık şeklinde hocam. Peki ağrı meydana geldiğinde, özellikle merdiven çıkarken olduğunu söylediniz. Durup dinlendiğinizde ağrı geçiyor mu? Geçiyorsa kaç dakika içerisinde geçiyor? Durup dinlendikten sonra 3-4 dakikada bir geçiyor. 3-4 dakikada geçiyor. Evet hocam. Tekrar yürümeye başladım, tekrar ağrıyor. Yürümeye başladığınızda tekrar ağrı oluyor. Yine 3-4 dakika dinlendiğinizde tekrar geçiyor mu? Geçiyor hocam. Ağrının yemekle, sağa sola dönmekle, yani pozisyonla herhangi bir ilgisi olmadığını söylediniz. Doğru mu? Doğru hocam. Peki. Bu ağrı son bir aydır olmaya başladı dediniz. Son zamanlarda ağrının şiddetinde artma, azalma, herhangi bir değişiklik fark ettiniz mi? Şu anda olmadı hocam. Bir aydır başladığı şekilde devam ettiğini söyledi. Evet, göğüs ağrısıyla ilgili bilgilerinizi aldım. Şimdi birkaç tane şey sormak istiyorum. Bu şikayetler de belki vardır, siz hatırlamıyorsunuzdur diye size hatırlatma yönünde olsun diye birkaç soru soracağım. Özellikle yol yürüyüp merdiven çıkarken nefesinizde daralma olabiliyor mu? Oluyor hocam. Nefes daralması da olabiliyor. Yine durup dinlenme ihtiyacı hissediyor musunuz bu nefes darlığıyla beraber? Hissediyorum hocam. Hissediyorsunuz. Yine aynı göğüsteki o baskı hissi gibi 2-3 dakika dinlenmek de mi geçiyor? O biraz daha fazla. Biraz daha fazla sürebiliyor. Peki geceleri tek yastıkta rahat edebiliyor musunuz yoksa 2-3 yastık mı kullanmanız gerekiyor geceleri? Genelde tek yastık kullanıyorum. Tek yastıkta yatıyorsunuz ve nefes darlığınız olmuyor. Evet hocam. Peki gece yarısı veya da uyuduktan 1-2 saat sonra nefes darlığıyla uyandığınız oluyor mu? Olmuyor hocam. Olmuyor. Çarpıntı şikayetiniz var mı? Çarpıntı yok hocam. Çarpıntı olmuyor. Yol yürüyüp merdiven çıkarken yine bacaklarınızda, özellikle baldırlarınızda ağrı olup sizi durmaya zorluyor mu? Zorluyor hocam. Bacaklarınızda da ağrı, evet, olabiliyor aynı sırada. Bacaklarınızda duruyor. Daha önceden tansiyon yüksekliği saptanmış mıydı sizde? Yok hocam. Hiç öyle bir şey saptanmadı. Kan basıncınız hep normal diyorsunuz. Hiç bayılma oldu mu? Yok, olmadı bayılma. Bayılmadı, olmadı. Bacaklarınızda şişme oldu mu hiç? Özellikle bacaklarınızın ön kısmında. Bu şişme olmadı. Olmadı. Peki bacaklarınızda damar genişlemesi hiç gözünüzde siz kendiniz tespit ettiniz mi? Yok, o da yok. Peki biraz da başka daha önceden olan hastalıklarınızla ilgili bilgi almak istiyorum. Daha önceden geçirdiğiniz önemli bir hastalık, rahatsızlık, ameliyat, bu tarz bir şey var mı? Ya da hastaneye yatış gerektiren herhangi bir hastalığınız oldu mu? Yok hocam, olmaz. Hiç öyle bir şey olmadı diyorsunuz. Herhangi bir kaza geçirmediniz. Yok hocam, hayır. Daha önceden tespit edilen bir ilaç alerjisi veya başka bir maddeye karşı alerjiniz var mı? Yok, da yok. Alışkanlıklarınızı öğrenebilir miyim? Alkol kullanır mısınız? Yok, hayır. Alkol hiç kullanmıyorsunuz. Sigara içiyor musunuz? Yok hocam, onu da kullanmıyorum. Sigara da şey yapmıyorsunuz. Evet. Peki,
Beslenmeniz farklı bir şey var mı? Dengeli besleniyor musunuz yoksa beslenme tarzınızda aşırı yağlı veya hiç et kullanmıyorum bu tarz bir şey söyleyebileceğiniz özellik var mı beslenmenizde? Şimdi genelde beyaz et yiyorum hocam. Peki. Bunun dışında toprak yeme gibi bazı alışkanlıklar olabiliyor bazen. Bu tarz bir şeyiniz var mı? Yok hocam. Yok. Peki. Uykunuzda herhangi bir sorun var mı? Uykum normal hocam. Şu anda düzenli olarak her gün kullandığınız bir ilaç var mı? Yok hocam. Hiçbir ilaç kullanmıyorsunuz. Pekala. Evli misiniz? Evliyim hocam. Çocuk var mı? Bir tane kızım var 15 yaşında. Çocuklar sağ ve sağlıklı mı? Sağlıklı. Eşinizde herhangi bir hastalık var mı? Yok hocam. Eşinizin herhangi bir rahatsızlığı yok. Pekala. Anne baba kardeşlerden erken yaşta kalp krizi geçiren veya önemli bir rahatsızlığı olan bir birey var mı? Yok hocam. Ailenizde de öyle bir şey yok. Babanız sağ mı? Sağ hocam. Kaç yaşında? Babam 72 yaşında. Herhangi bir ciddi rahatsızlığı olmadı mı? Yok şu anda. Anneniz sağ mı? Annem de sağ hocam. Onda herhangi bir rahatsızlık var mı? Yok onda, o da sağlam. Kaç kardeşsiniz? 3 kardeş. Sizden başka siz dahil mi 3 kardeşsiniz? Benden 3 kardeş. Diğer iki kardeşiniz erkek, kız ve sizden büyük mü, küçük mü? Şimdi iki kız, biri büyük, biri küçük benden. Biri küçük. Onlarda önemli bir rahatsızlık var mı? Sağ mı ikisi de? İkisi de sağ. Herhangi bir rahatsızlık var mı önemli? Yok hocam. Önemli bir rahatsızlık yok. Ailede tanımlayabileceğiniz daha önceden olan kanser benzeri veya başka bir hastalık ciddi şimdiye kadar hiç oldu mu? Akıl hastalığı, sinir hastalığı veya kan hastalığı, romatizma, şeker hastalığı. Yok hocam bunlar hiçbiri olmadı. Tansiyon yüksekliği böyle bir şey. Olmadı hocam yok. Ailede böyle bir şey yok. Hüseyin Bey benim size soracağım sorular bu kadar. Sizin bana daha fazla söylemek istediğiniz başka bir şikayetiniz veya benim eksik sorduğum herhangi bir şey varsa ekleyeceğiniz bir şikayetiniz veya bir bulgu var mı? Yok hocam. O zaman sizi şöyle muayene masasına alayım. Muayene masasında size tam bir muayene yapacağım. Muayene yaparken belden yukarınızı soyacağım. Buna herhangi bir itirazınız yoksa sizi şöyle muayene masasına almak istiyorum. Tamam hocam.